Arkadaşlar merhaba. Bugün beraberce açık deniz balık avcılığında kullanılan püskül diye tabir edilen şu gördüğünüz ahtapotların takım olarak bağlanmasını yapacağız. Bunlar çeşitlilik gösteriyor. Kiminin kafası ince uzun. Gördüğünüz gibi burada bir tane deliği var. Takımın geçeceği. Çeşitli parlaklıkta. Bu yaklaşık 150 gram. Bu jet popper denen hızlı su püskürten 4 delikli, yine takım ortadan geçiyor bir modeli. Bunlar su üstü olan daha hafif kafalar, 30-40 gram. Bunlar da 2 tane silikon ahtapot üst üste takılmıştır. Takım ortadan çıkacaktır. Bu silikonların kullanmadığınız zaman da hem bu püsküllerin hem normal balık avcılığında kullandığınız veya spin avında kullandığınız silikonların bakımlarının yapılması için ve nasıl yapışmadan saklanacağını düşünüyorsanız bir pudralayabilirsiniz arkadaşlar. İki koşu bandı silikon spreyini kullanabilirsiniz. Bunların üstünde. Bir leğenin içinde uygularsanız daha başarılı olur. Tabi etrafı sıçrayacağı için. Daha sonra bu silikonları saklamak için mutfaklarımızda kullandığımız streç filmlerle sararak saklayabilirsiniz. O zaman ne renk bozulmasına sebep olacaktır ne de bir hava almadığı için birbirine yapışma sergilemeyecektir. Şimdi açık denizde trolling denen avcılık sisteminde 5-6 tane takım açılarak yapılan sırtı avında özellikle hedef balıklar orkinos, kılıç balığı, marlin denilen yurt dışında bulunan ama Türkiye'de olmayan yelken balığı ve dolfin denen mahi mahi, buna benzer balık avcılığında kullanılan su üstü avcıların, hırçın su üstü avcıları için kullanılan bir ürün. Sahte yem diyelim daha doğrusu. Bunu beraberce bağlayacağız. Bunu bağlamamızdaki sebep şu anda balık peşinde takım olarak Alaçatı ve Bodrum yarışmalarına katılıyor olacağız. Dolayısıyla artık biz de açık deniz avcılığı için bunları yaparken sizle de paylaşarak yarın bir gün imkanınız olduğunda denize çıktığınızda beraberce nasıl kullanacağınıza dair veya takımı nasıl bağlayacağınıza dair geniş bilgileri de ilerleyen günlerde tekrar paylaşıyor olacağız. Şimdi takımı bağlamak için ben en sert balığa göre hazırlık yapacağım. Her zamanki benim bakış açım bu. En sert balığa hazırlıklı olmak adına beraberce yapalım. Kullanacağım malzemeleri tanıtacağım önce arkadaşlar. Ne malzemeler kullanacağız? Crimp, yani pense, ezme pensesi kullanacağız. Burada ölçülerini görüyorsunuz. 0,1 milim, 2 milim. Şok liderimiz 3 kulaç yeterli arkadaşlar. Ben en sert balık için 200'lü birlik bir şok lider kullanıyorum. Çeşitli makaronlar kullanacağız. Isıttığımız zaman daralan tüpler. Çelik halat arkadaşlar. Çelik tel değil. Çelik halat. 1 milim kalınlığında. Bundan da ne kadar kullanacağız? Şöyle göstereyim. 3 boyu kadar seçiyoruz. Evet, şu kadar. Kestik. Çelik altı koyduk. Şimdi diğer ürünlerimiz. İğnelerimiz. Ki ben en sert balık için VMC'nin 10.0J ama biraz kapalı. Tam J değil. İğnelerini kullanacağım. İsterseniz çengel iğne kullanabilirsiniz. Püskülünüzün boyutuna göre iğne seçebiliyorsunuz. Seçmenize daha yararlı olur. Radansa kullanacağız. D-Shackle kullanacağız. İncir kilidi. Arkadaşlar kullanacağımız ürünler arasında bunlar var. Ç
Çeşitli boyalarda krimler kullanacağız. Bakın bu da radansa. Bu fosforlu radansa. Plastik. Bu daha ince misinalar için radansa. Bunu da alalım. Hangisi olacak? Bu 2 milim. Bu 1 milim. Yine burada da krimslerimiz var. Yani ezmelerimiz. Şimdi misinamıza göre yapıyor olacağız. Ve lastik conta arkadaşlar. Bunun da ne işe yaradığını anlayacaksınız. Bir tane çıkartıyorum. Öncelikle şok liderimizi alıyoruz. Sahtemizin içine sokuyoruz. Ve çıktı. Öncelikle takacağımız şey contamız. Bu contanın amacı darbelere karşı takımı korumak. Bakalım bunu. 2 uyuyor. 2 uyuyor. İnce biraz makaron kesiyorum. En ufak boyundan bir tanesi bu. Makaronu hafif esnetiyorum. Karşılığından da esnetmemizin avantajı daha çabuk ısındığı zaman daha çabuk daralması. Misinamıza geçiriyorum. Misineye zarar vermeden ısıtıyorum. Ki daralsın diye. Bunu sıcak hava tabancasıyla yapıyor olacağım zaten. Bunu geçirdikten sonra arkadaşlar şu daraldı. Bunu ayırdık. Şimdi krimpimizi alacağız. Ezmelerimizi misinamızın boyutuna göre seçiyoruz. Şuradan bakıyoruz. Bu bol geldi mesela. Evet bakın. Bu dar. Daha dar. Ve oldu. Şimdi krimpimizi taktık. Makaronumuzu taktık. Krimpin içinden geçiriyoruz misinamızı. Misinamızın ucunu yakıyoruz. Bir mantar yapıyoruz. Çekiyoruz. Çekmeden evvel krimpimizi alıyoruz arkadaşlar. Bundan bir tane V yapıyoruz. Tabii bunu benim gibi yapmayın. Böyle şeyler olur. Krimpimizi alıyoruz. Sıkıştırdık. Makaronu metal krimpin üstüne gelecek şekilde yapıyorum. Daha uzun bırakabilirmişiz makaronu. Neyse çok önemli değil. Ve uygun. Kullandığımız misina 200 mililitre. 200 milim. Uygun aralığı seçerek
Karıştırıyorum. Bir. İki. Gördüğünüz gibi bu takımımızın altı oldu. Bunu bir kenara bıraktık. İğnemizin boyutunu da kalın makarnadan kesiyorum. Bir tane. Çelikten içinde çelik halat daha doğrusu. Kendi ezmelerinden var. Yapacağımız önce krimpi geçiriyorum. İğneyi geçiriyorum. İğnede makaron kullanmıyorum arkadaşlar. Sıkıyorum. Ondan sonra sıkıştırıyorum. Kullandığım çelik halat 1 milim. Tavan askı malzemecilerinde bulabilirsiniz. Şimdi takımın boyuna bakıyorum. Küskündü. Evet. Şuradan itibaren yapabiliriz. Yani. Makaronu geçiriyorum. Kalın makaronu esnetmeme gerek yok. Buradaki amacımız balığa denk geldiğinde krimpi korumak ve sabit durmak. Garanti almak için iki tane kullanabilirsiniz ezme. Daha sağlıklı olur. Hatta beraber yapalım. Yaptık. Makaronu geçiriyorum. İki tane krimpi geçiriyorum. Burada dikkat edeceğimiz konu boyutu. Yani şuralardan. Evet, burası gayet iyi oldu. Sıkıştırıyoruz. Burayı birazcık daha geniş tuttum.
sebebini anlatacağım şimdi. Çünkü ikinci iğnemizi arkadaşlar düğümlemeyeceğiz. İkinci halkanın, yani yukarıdaki tuttuğumuz halka, iğnenin tam bu yönüne, eksenine bakıyor olması çok önemli. Neden diyeceksiniz. Şimdi görüyor olacaksınız. Fazla halatı kesiyoruz. Bir boyda yukarıdan alıyoruz. Esnetiyoruz. Geçiriyorum. Bunu da burada tutuyorum. Şimdi makaronu ısıtmak için sıcak hava tabancası hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, sıcak hava tabancası gördüğünüz gibi. Sertini açıyorum. Elinize dikkat edin, yakar. Sıcak hava tabancasını soğumaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi makaronlarımız sıkıştı. Renk kaybı olmadı. Şimdi takım bağlamamızın son aşamasına geliyoruz. Şimdi takımımızdan gelen misinamız. Ve şakalımızı alıyoruz. Zincir kilidi diye geçiyor Türkiye'de. Açıyorum. Ve ikinci iğnemiz. Hepsini aynı yerden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi iğne farklı yöne bakıyor. Bunu kullanmamızdaki amaç, suda giderken ses veriyor arkadaşlar. Hem de halatın üstünde ikinci bir ağırlık vermeden, hırsızın kopması durumunda, çelik halatın kopması durumunda diğer iğnemiz gene kalıyor. En dişi balığa karşı Türkiye'deki hazırlığımız bu olacaktır. Amerika'da 2 milim çelik halat kullanıyorlar en büyük marlinler için. Türkiye'de bizim için, bizim aradığımız lezzetteki balıklar için de 1 milim halat gayet güvenilir ve kullanışlı olacaktır. Ve püskürümüzü çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi yukarıda contasıyla balık geldiği zaman contanın yukarıda ayrı kalacağını düşünerek iki yöne bakan farklı iğnemizle püskürümüz hazır arkadaşlar.
takımın diğer ucuna da isterseniz çift taraflı fır döndü, isterseniz gene bir krimp de kullanabilirsiniz. Bizim kullandığımız krimple pensimiz nerede? Burada. Fazla olan misilimizi de kestikten sonra takımımızı kasnağa sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Daha küçük tüylü sistemdeki tüylerimiz için, püsküllerimiz için çiftli iğne kullanabilirsiniz. Hepinize rast gelsin arkadaşlar. Diğer takım bağlanışlarında da tekrar beraber olmak dileğiyle. Rast gelsin.